Bugünkü basın toplantımız sevgili Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluk halinin sona erdirilmesi, bir an önce özgürlüğüne kavuşması çerçevesindedir. Bildiğiniz gibi geçen hafta Sayın Demirtaş'ın avukatları ve partimizden arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız hep birlikte tutuklu bulunduğu mahkemeye tutukluluk halinin son verilmesine yönelik, tahliyesinin bir an önce gerçekleştirilmesine yönelik başvuruda bulundular. Bu başvurunun yarın sonlanmasını bekliyoruz. Bu başvurunun lehte sonlanması, bir an önce Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması bugün için öncelikli talebimizdir. Bugün için Türkiye halklarının, Türkiye emekçilerinin, kadınların, gençlerin, yani Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı adayı gösteren herkesin öncelikli talebidir. Mahkemeye de buradan bir kez daha bu anlamıyla çağrı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi mahkemeye tahliye konusunda başvurumuzu yaptığımızda da dile getirdiğimiz üzere gerek anayasa ve gerekse 298 sayılı kanun uyarınca seçimlere ilişkin ilkelerin en belirleyici olanları eşitlik ve serbestlik ilkeleridir. Eşitlik ve serbestlik ilkeleri seçmenin seçme ve oy hakkını kapsadığı gibi seçime katılacak adayların kullanacağı olanaklar ve yetkiler için de geçerlidir. Seçimlerin temel faaliyeti propaganda ve tanıtım faaliyetleridir. Eşitlik ve serbestlik ilkesinin hayata geçmesi açısından tüm adayların tam bir serbestlik ve eşit şekilde propaganda olanaklarından yararlanması, kendi programını seçmenin bilgisine sunması gerekir. Seçim sürecinin temel faaliyetleri olan açık kapalı yer toplantıları, radyo televizyon konuşmalarının tutukluluk koşullarında yerine getirilmesi mümkün değildir. Serbest seçimler ve eşitlik ilkesinin sadece soyut kabulü yeterli olmayacaktır. Fiili olarak da uygulanması gerekir. Her ne kadar Selahattin Demirtaş tutuklu olmasına rağmen Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılma hakkını kullanmakta ise de seçim faaliyetlerine eşit şekilde katılmasının tutukluluk sebebiyle engellenmesi, anayasanın 19. maddesi ile bağlantılı olarak 67/1 maddesinin ihlali niteliğindedir. Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutukludur. Tutukluluk durumu milletvekili olması nedeniyle seçilme hakkının ağır ihlali niteliğinde olup kendisine temsil yetkisi veren seçmen açısından da seçme hakkının ağır ihlalidir. Selahattin Demirtaş dışında diğer 5 adayın her türlü propaganda araçlarından yararlanarak seçim çalışması yürüttüğü bu şartlarda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin meşruiyetine gölge düştüğünü söyleyebiliriz. Ve tüm kamuoyu da bunu bu şekilde kabul etmektedir. Hala milletvekili olan ve bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaklaşık 20 milyon nüfusa tekabül edecek şekilde 6 milyonu aşkın seçmenin oyunu alan Selahattin Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine tutukluluk şartlarında katılıyor olmasının serbest seçim hakkını tamamen ortadan kaldırdığını görüyoruz. Bu vaka bütün çıplaklığıyla ortadadır. Yargılamaya konu fiiller, Selahattin Demirtaş'ın siyasi parti eş başkanı ve milletvekili sıfatıyla yaptığı konuşmalar, açıklamalar, toplantılar gibi faaliyetlerdir. Bu faaliyetler anayasanın amir hükmünde de belirtildiği gibi aslında mutlak dokunulmazlık kapsamındadır. Sayın Demirtaş çıkmış bulunduğu her mahkemesinde, yargılandığı her davada özellikle buna vurgu yaparak konuşmalarına başlar ve bu yargılamanın aslında bir anayasa ihlali olduğunu kendisi bizzat duruşmalarında dile getirir. Kaldı ki bugün tutuklu bulunduğu dava dosyasını hazırlayan savcılar FETÖ'den dolayı yargılanmakta ve tutukludurlar. Yani Fethullah terör örgütü diye iktidarın sürekli vurgu yaptığı o savcıların hazırladığı fezlekelerle Selahattin Demirtaş tutukludur, yargılanmaktadır. Bugün aynı zamanda bildiğiniz gibi 20 Mayıs. Yani dokunulmazlıkların mecliste kaldırılmasının yıl dönümü. Demokratik siyasete yönelik bir darbenin yıl dönümü. Dokunulmazlıkların kaldırıldığı süreçte
aslında bunun anayasaya aykırı olduğunu, milletvekili dokunulmazlıklarının yine anayasanın amir hükmü gereğince mutlak dokunulmazlık kapsamında ele alınması gerektiğini. Çünkü milletvekilliği seçilmişlerin kürsü hakkını kullanırken ifade ve düşünce özgürlüğünün aslında gereğini yerine getirdiklerini dile getirmiştik ve bu dokunulmazlıkların kaldırılmasının anayasa suçu olacağını söyledik. O dönemde Anayasa Mahkemesi'ne gidemedik. Bizim çünkü yeterli sayımız yoktu. Ama inanıyoruz ki Anayasa Mahkemesi'ne gidilseydi bu dokunulmazlıkların kaldırılması iptal edilecekti. Fakat yine Sayın Demirtaş yargılandığı tüm duruşmalarda yargıçlara bir çağrı yapmaktadır. Çünkü yargıçlar da bu hüküm gereğince, anayasanın bu hükmü gereğince bu dosyayı, bu yargılama sürecini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Hem tutuklu bulunduğu mahkeme hem de diğer yargılandığı davalarda hiçbir yargıç bu hakkını maalesef kullanmamıştır. Bugün dokunulmazlıkların kaldırılmasının ikinci yılı ama aynı zamanda yine Selahattin Demirtaş'ın 4 Kasım 2016'da tutuklanmasından bugüne kadar geçen 18 ayı geride bıraktık. 18 aydır haksız ve hukuka aykırı bir şekilde alıkonulmaktadır. Bu Türkiye açısından aslında sadece bir Selahattin Demirtaş vakasıyla sınırlı bir vaka değildir. Bu Türkiye açısından bir meşruiyet krizinin kaynağıdır. Seçilmişlere yönelik bu uygulama, dokunulmazlıkların bu yöntemle kaldırılması aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu meşruiyet krizini derinleştirmekte ve içinden çıkılmaz bir hale ülkeyi sürüklemektedir. Bugün Demirtaş'ın serbest bırakılması, özgürlüğüne kavuşması sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik değil, 24 Haziran'dan sonra da Türkiye'nin önündeki demokrasi barajını yıkmak ve Türkiye'nin önünü açmak açısından çok önemli bir adım olacaktır. Mevcut meşruiyet krizine karşı belki de halkların bu talebinin haklı görülmesi sonucunda atılacak en önemli adımı gerçekleştirebiliriz. Daha önce de belirtmiştik, bir kez daha altını çizmekte yarar var. Diğer Cumhurbaşkanı adayları biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın özgür bırakılması konusunda, serbest bırakılması konusunda çağrı yaptılar. Bu çağrılar çok kıymetlidir. Çünkü burada alışılagelmiş siyasi davranışın ötesinde Türkiye'de mevcut meşruiyet krizine yönelik önemli bir adımdır. Daha da ötesinde Türkiye'nin çok uzaklaştığı demokrasi kültürüne bir katkıdır. Biz buradan bir kez daha bu çağrıyı yapan Cumhurbaşkanı adaylarına ve onların temsilini sağlamış oldukları siyasi partilere bu anlamıyla çağrılarına sahip çıkmaları ve ısrarcı olmaları yönünde çağrımızı yine ediyoruz. Bir başka çağrıyı da yargıya yapıyoruz. Yargıçlara yapıyoruz. Evet, bugün Türkiye'de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasa maddesi olarak yazmakta. Ama bunu hayata geçirmek yargıçların iradesine bağlı. Evet, yargının tam anlamıyla bağımsız ve tarafsız olmasını istiyorsak, bu ülkede herkes için adalet istiyorsak, yargıçlar bu anlamıyla cesur olmalıdırlar. Yargı üzerindeki, mahkemeler üzerindeki bu vesayete son vermeleri gerekiyor. Bu dava bu anlamıyla da tüm yargıya, tüm Türkiye'deki demokrasi sorununa ve adalet meselesine örnek oluşacak bir davadır. Ve tutukluk halinin incelemesini yapacak olan yargıçları bu konuda da cesur olmaya, bu Türkiye açısından büyük kritik öneme sahip kararda önemli adım atmaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü konularına sıklıkla vurgu yaptık. İfade özgürlüğünün ve düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı bir yerde demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Ama bugün bunun çok daha ötesinde bütün herkesin aklına durgunluk veren seçme ve seçilme hakkına da aslında ket vurulmakta, seçme ve seçilme hakkı da ihlal edilmektedir. Ve bu ihlale de son vermek aslında biraz önce çağrı yapmış olduğumuz yargıçların elindedir. Önemli bir adımdır, önemli bir kapıyı açacaktır. Türkiye'de bugün eğer 24 Haziran seçimleri üzerindeki mevcut şaibelerin, hilelerin konuşulduğu bir ortamda seçime gittiğimiz gerçekliğine karşı yine de
halkın, halklarımızın, Türkiye emekçilerinin, kadınların bir umudu vardır. Bu umudu köreltmemek için bir an önce Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını, özgür kalmasını istiyoruz. Bu tüm halklarımızın, sadece Halkların Demokratik Partisi'nin değil, tüm halklarımızın, emekçilerin, kadınların, gençlerin, herkesin ortak talebidir. Bu talep çok güçlü bir taleptir. Selahattin Demirtaş Türkiye'nin adayıdır. Türkiye'nin adayının bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin üzerindeki bu ağır karanlık gölgenin bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Bu anlamıyla hem Türkiye'deki tüm kamuoyuna, hem uluslararası kamuoyuna, tüm çevrelere inisiyatif almaları konusunda, duyarlı olmaları konusunda bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorusu olan arkadaşlar varsa bu kapsamda, bu basın toplantımız kapsamında soru alabileceğiz. Buyurun. Basın toplantımızı özellikle konunun ehemmiyeti nedeniyle bu çerçevede yaptık. Filistin meselesiyle düzenlenen mitingler olsun, diğer mitingleri olsun, konuşmuş olduğu sözler olsun, aslında her şeyi seçim malzemesi yapan bir zihniyetin sonucudur. Hiçbir samimiyeti yoktur, sahiciliği yoktur. Eğer bu seçimlerin adil, tarafsız, seçme ve seçilme hakkını koruyan bir yerden yapılması gibi mesele karşımızda duruyorsa, biraz önce basın toplantısında belirttiğim gibi Selahattin Demirtaş'ın özgürlük meselesi, adayların eşit koşullarda yarışma meselesi gibi bir mesele ortada duruyorsa, Diyarbakır'da nerede miting yaparsa yapsın, bu anlamıyla aslında Türkiye demokrasisinin önünde en büyük engel kendisi olduğu bütün çıplaklığıyla ortadadır. Bugün adayımızın tutuklu olması ya da bugün çeşitli kısıtlılıklar nedeniyle propaganda faaliyetini Halkların Demokratik Partisi'nin ve bizlerin yapamıyor olmamız aslında bütün gerçekliği de ortadayken Diyarbakır'da gidip Filistin mitinginin yapmasının hiçbir karşılığı yoktur. Özellikle Kürt halkı nezdinde hiçbir anlamı yoktur.